Değerli milletvekillerim, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, geçtiğimiz hafta grup toplantısında bir çağrı yapmış. Taksim'in 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına kapatılması kararından dönülmesini talep etmiştim. Bir meydanın 1 Mayıs'ta kapalı olması o iktidarın başarısını değil, aslında muktedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydanda kutlamaya yasak getirerek aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu, güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini, bu yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik. Bir hafta geçti. Dün Sayın İçişleri Bakanı'nı aradım. Ve bu konudaki talebimi, taahhüdümü, meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim. Ve işbirliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği bir takım mahsurları, bir takım istihbaratları, bir takım yasa dışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık, olumlu bir yaklaşım içindeydi. Ama sonuçta bir yasaklama vardı. O ona kısıtlama diyordu. Yasak değil, kısıt var. İşte 50 kişi değil 300 kişiyle geliyorlar. Çelenk koysunlar, yarım saat arayla ayrılsınlar. Ama biz orayı açmayız, açamayız diyordu. Esasen Taksim, Gezi Parkı, birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini, iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız zaten orada artık egemenlikten, muktedirlikten, iktidardan bahsedilemez. Baskıyla, güçle tesis edilen iktidarlar eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. İktidarın güçlüsü rızayla tesis edilendir. Gönülle tesis edilendir. Demokrasiyle korunandır. Demokrasi de gösterinin, protestonun özgürce yapıldığı, anayasal sınırlar içinde davranıldıkça da izne dahi ihtiyaç olunmadığı işlerdir. Ama maalesef ülkeyi yöneten akıl bu özgüvenden de, bu demokrasi anlayışından da mahrum. Bütün uyarılarımıza rağmen olmadı. Bu sabah Sayın İçişleri Bakanı'yla bir görüşme daha yaptık. Benim önerimi, talebimi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Biz de kendilerine bunun doğru olmadığını söyledik. Hala geç değildir. Buradan çağrımı tekrar ediyorum ve şunu ifade etmek istiyorum. Bugün bir anayasa tartışması var. Sayın Kurtulmuş geldiler, ziyaret ettiler. Diyorlar ki yeni bir anayasa yapma sürecine Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olsun. Açıklamamda da söyledim. Sayın Kurtulmuş'a içeride de söyledim. Burada da söyleyeyim. Anayasalar toplumsal mütabakat metinleri. Anayasalar her doğan için yapılır. Erdoğan için anayasa yapılmaz. Eğer anayasalar toplumu kuşatırlar, elbise gibidirler. Özelliği hemen herkesin üzerine uymasıdır. Öyle kapsayıcı, öyle çoğulcu, öyle aşkın zamanlı metinlerdir. Durdukça değer kazanırlar, demlenirler. Ve böyle bir metni yapmak, yani topluma yeni bir elbise dikmek. Hiç Sayın Kurtulmuş'a söylediğim kısım şudur. Giymeyeceğimiz bir elbiseyi alır mıyız? Yeni bir elbise alalım ama kullanmayalım. Bu israf olur. Anayasa demokrasinin elbisesi ise sen mevcut anayasaya uymuyorsan yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur?
Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin meri, yürürlükte olan bir anayasası var. Hepimizin beğendiğimiz maddeleri var, beğenmediğimiz maddeleri var. Ama herkes beğendiği maddeye uyar, beğenmediği maddeye uymazsa ortada anayasada kalmaz, devlette kalmaz. Biri mülkiyet hakkını tanımaz. Mala çöker, hırsızlık yapar, gasp yapar. Birisi döner, örneğin kadınlar için çok önemli olan en önemli güvencelerden, eşitlik güvencelerinden birini tanımaz. Bambaşka miras hukukunu tanımaz, kadına miras bırakmaz. Öbürü seyahat hakkına saygısızdır, şehrin dışına kimseyi salmaz. Herkes anayasanın uymadığı bir maddesiyle 100 kişi 100 maddeye uymaz, toplum ortadan kalkar, devlet düzeni ortadan kalkar. O yüzden yenisi yapılana kadar eskisine uymak her vatandaşın görevidir. Her vatandaşın, dün vatandaşta kabul edilen birisinin de bu ülkenin cumhurbaşkanlığında görevi anayasaya sadakattir. Onun üstüne and içerek de göreve başlarız. Anayasa der ki, anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Herkes için, yasama, yürütme, yargı için bağlayıcıdır. O karara uymak herkesin yükümlülüğüdür. Elimde bir anayasa mahkemesi kararı var. 12 Ekim 2023 günü yazılan kararda işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların değil, bulunanların dayanışmasını değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır deyip Anayasa Mahkemesi yürütmeye Taksim'i yasaklayamazsın diyor. Bu Anayasa Mahkemesi üyelerini ben atamadım. Sen atadın. Bu karara daha bugün uymayan birisi, bu anayasaya uymayan birisi yarından sonra kendisiyle görüşeceğiz. Elbette müzakere edeceğiz. Elbette pozitif gündemleri konuşacağız. Ama iş anayasaya gelince mevcut anayasaya uyulmasını beklemek kadar doğal bir şey yoktur. Taksim kararı ortadadır. Taksim'i kapatmak anayasa tanımamaktadır. Can Atalay kararı ortadadır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Gezi tutuklularının her birinin hakkında verilmiş hak ihlali kararları vardır. Onları Bakırköy'de, Silivri'de tutmak anayasa tanımamaktır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamak, ittifak ortağınızın Anayasa Mahkemesi kapatılsın söylemlerine sessiz kalmak, açı yapmamak anayasa tanımamaktır. O yüzden ben siyasilerin el sıkışmasını hep savundum, savunacağım. Siyasiler el sıkışmazsa demokrasi düşmanları ellerini ovuşturmaya başlarlar. 1970'lerin sonunda siyasetin el sıkışamamasının Türkiye'ye nelere mal olduğunu hep beraber yaşadık. O yüzden müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir. Ama anayasaya yemin etmiş bizlerin, anayasaya sadakata yemin etmiş bizlerin birbirine yeminine sadık kalmasını beklemek, hatırlatmak da her birimizin görevidir. Yarın
Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar alınan bilgi 55 ilde 120 merkezde. Ancak hangi ilde nerede 1 Mayıs kutlaması varsa bu gruptan bir temsilcimiz o kutlamada yer alacak. Hak İş'in yaptığı kutlamaya da gideceğiz. Türk İş'in yaptığı kutlamaya da gideceğiz. Her ne kadar Kocaeli, Bursa yerine o kutlamaların doğru yerinin Taksim olduğunu düşünsek de hiçbir sendikayı ayırmadan, üyelerine hürmeten, kurumsal yapılarına hürmeten, zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın her yerde yaptığı her şehirdeki etkinlikte olacağız. Yarın işçiler anayasaya uygun olarak Anayasa Mahkemesi işçiler haklı dediği için Beşiktaş'tan ve Saraçhane'den toplanarak Taksim'e yürüyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla birlikte olacağız. Buradan tek uyarım, en önemsediğim uyarım şudur. 1 Mayıs bayramdır. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramıdır. Bu ülkenin her ne kadar sendikal hakları olmasa da polisi de emekçidir, askeri de emekçidir, güvenlik görevlileri de emekçidir. Onlara kanunsuz emirler verenler yüzünden ekmekleriyle oynanlığı için o emre uymadığında her türlü disiplin süreciyle tehdit edildikleri için uygulamak zorunda oldukları kararlar o kardeşlerimizin kişisel kararları değildir. Bazı ortamlarda işçilerle polisleri, güvenlik güçleriyle emekçileri çatıştırmak isteyen yasa dışı yapılar olabilir ya da yasal zeminde görev yapan bir takım kötü niyetli kişiler olabilir. Her iki tarafında provokasyonları olabilir. Onun için herkesi 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlamaya, 1 Mayıs'ta gaz görmek istemediğimizi, job görmek istemediğimizi, kelepçe görmek istemediğimizi, 1 Mayıs'ta güvenlik güçleriyle çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi bir kez daha hatırlatarak tüm kamu görevlilerine, sorumluluğa, tertip komitelerini de bu konuda kanunsuz emiri veren anayasa tanımazlarla ekmek, evladına ekmek götürmek için bu emirlere uymak zorunda olan emekçi polis kardeşlerimi birbirinden ayırmak, özdeşleştirmemek noktasındaki hassasiyeti bekliyor. 1 Mayıs işçi emekçi bayramını şimdiden kutluyorum. Diğer yandan Gazze'de tüm insanlığın yüreklerini sızlatan katliamlara Batı üniversitelerinden tepki yükseliyor. Bu tepkiler şiddetle bastırıldığında son derece utanç verici görüntülerdir. Biz de ona tepki gösteriyoruz. Öğrencilerin yaptığı İsrail karşıtı Filistin dayanışma eylemlerine Türkiye'den destek veren iktidarın, o eylemleri öven iktidarın, ki eylemleri ben de övüyorum, dönüp Türkiye'de Boğaziçi'nde öğrencilerin yaptığı eylemlere müdahale etmesini, Boğaziçi'nin kampüsüne öğretim görevlilerini, önceki dönem dekanlarını sokmayacak kadar ileri gitmesini, ODTÜ'de devrim statında mezuniyet töreni yapılmasına izin vermeyenlerin, öğrencilerimizi Boğaziçi'nde ODTÜ'de kriminalize eden, gözaltı yapan, tutuklayan zihniyetin Amerika'daki eylemleri övmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. ODTÜ'deki devrim statına o silinemez devrim yazısını yazan Filistin davasında hepimizin önderi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır. Aklınızı başınıza alın.
Bu kadar ikiyüzlülüğün ne siyasette ne beşeri ilişkilerde kaldırılır tarafı yoktur. Bunları görmemek ve Filistin meselesinde Amerika'ya demokratlık taslayıp Boğaz içinde at Ottü'de bir anda despot kesilmenin izahı yoktur. İzah arıyorsanız bunun izahı için bakmanız gereken yer 31 Mart seçim sonuçlarıdır. İzahı orada yaptılar size. 25 Ağustos 2023 kamu personeli seçme sınavı bitmiş. Bu sınavdan o günden bugüne 8 ay geçmiş, halen daha atanmayan öğretmenler. Atanamayan öğretmen lafını lügatınızdan çıkarınız. Dilimiz alışmış, bazen ben de söylüyorum. Atanamayan öğretmen, öğretmenin kendine kusur atfeden, atanamıyor. Ya da kendisine masumiyet affeden, istiyorum ama atayamıyorum. Atanamayan öğretmen yoktur. Bu iktidar tarafından atanmayan öğretmen vardır. Milli Eğitim Bakanlığı 85 bin ücretli öğretmen çalıştırıyor. Bir taraftan öğretmenler 85 bin atama bekliyor, atamalarını yapmıyor. Sayın Erdoğan söz verdi, seçim sözlü mülakat kaldırılacak, kaldırmıyorlar. Milli Eğitim Bakanı mülakat gibi mülakat yapacağız. Siz seçimde bu milletten bunu diyerek oy almadınız. Mülakatı kaldıracağız diyerek oy aldınız. Şimdi mülakatı kaldırmamak seçmeni kandırmanın itirafından başka bir şey değildir. Bundan 22 yıl önce, 23 yıl önce rahmetli Ecevit'e 68 bin atanmamış öğretmen var. Niye atamıyorsun? Madem atamayacaksın neden okutuyorsun diyen Erdoğan bugün itibariyle 1 milyon öğretmeni okutmuş ve atamamıştır. Rahmetlinin manevi huzurunda o hesabı şimdi size soruyoruz. Madem atamayacaksınız, niye okuttunuz kardeşim? Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.